Hazreti Cüneyt Allah 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 diyor. Adamcağız da diyormuş ki şeyhin dediği gibi, şeyhin dediği gibi, şeyhin dediği gibi. Böyle suyun ortasına gelince adam demiş ki niye şeyhin dediği gibi diyorum ki? Ben de diyeyim Allah. Allah demeyi biliyorum. Başlamış Allah 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 Allah. Adam batıyor. Hazreti Cüneyt tutmuş eline çıkarmış. Demiş ki ya sen şeyhin dediği gibi de. Çünkü zahiren sen dilinle Allah dedim zannedersin de o sıra kalbin ne diyor? Akçadağ grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Allah adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asan eder Allah ona. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Selamun aleyküm erenler. Ve dahi her hayır işe Bismillahirrahmanirrahim diye başlayanlar. Şer işe besmele ile başlanmaz malum. Allah muhafaza. İçki içecek Bismillahirrahmanirrahim olmaz. Kumar oynayacak Bismillahirrahmanirrahim olmaz. Dedikodu edecek Bismillahirrahmanirrahim olmaz. Gerçi bunlar başında Bismillahirrahmanirrahim olmasa da olmaz da mümin hayatında. Ha, Müslüman yanılır, yakılır, günaha düşecek olur, bunları yapacak olursa başında besmele olmaz. Fakat bunun dışında kalan her hayır işte Müslümanın yapması gereken şey Allah'ın adıyla başlamaktır. Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuşlar ki besmele ile yani Bismillahirrahmanirrahim sözü ile başlanmayan her iş bereketsizdir, sonuçsuzdur. Eskiler hatırlayın böyle mesela bir yerden kapıyı açıp içeri girecek Bismillahirrahmanirrahim der. Arabayı açar Bismillahirrahmanirrahim der. Sofraya otur Bismillahirrahmanirrahim der. Sofrada da şöyle yapmak lazımmış. Rahmetli Turlu Efendi Hazretleri öyle yapardı. Bismillah çektim kendime herkes çeksin kendine derdi. Hatırlatır. Sadece kendisi çekmez yanındakine de besmeleyi hatırlatır. Bugün besmeleyi konuşalım sizinle. Çünkü hani Kudema bunu böyle yapıyordu. İhtiyarlarda hala görüyoruz da ben hakikaten bu dini yaşamak istiyorum diyen Müslümanların bile, yani bizlerin bile bir başkasını itham etmeyelim. İhmal ettiğimiz bir husus haline geldi. Mesela programa başlayacaksın Serdar Tuncer. De ki Bismillahirrahmanirrahim. Arabaya bineceksin de ki Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü besmele kıymetli. Bir Saliha Hatun varmış vaktiyle. Saliha Hanım'ın biri bir gün her işine besmele ile başlarmış. Oturmuş Bismillahirrahmanirrahim. Kalkarmış Bismillahirrahmanirrahim. Yemek yapar Bismillahirrahmanirrahim. Her zaman besmele var dilinde. Kocası da nasipsiz. Niyeyse böyle olur. Türkü de var değil mi? İyinin kaderi kötüye düşer diye. Bir güzeli bir çirkine vermişler ne? Genelde güzel çirkine verilir. Bunda da Mevla'nın bir hikmeti vardır ama nedir bilmem. Hani güzeller cümle birbiriyle beraber olsalar çirkinlere ne olacak? Değil mi? Çirkinler hep beraber olsalar bir tarafta güzeller bir tarafta çirkinler dağılır gider. Bazen güzelin kaderi çirkine düşer. Çirkinin kaderi güzele düşer ki çirkin biraz çirkinliğinden kurtulsun da güzelleşsin. Onlardan doğacak çocuk da güzelleşsin. Değil mi? Bazen olur mesela bir çocuk yaramaz böyle şımarıyor ediyor falan filan. Besmelesiz derler onun için. O ne demek? Bak orada bile besmele. Orada bile besmele. Çünkü o çocuğun her bir haline sirayet eder. Her iş bereketsizdir, sonuçsuzdur. Sadece iş mi bereket? Çocuk da bereketsiz olur. Çocuk da sonuçsuz olur. Besmele, besmele, besmele. Mühim. Neyse. Kadıncağız her işe böyle Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Kocası da nasipsiz. Yahu kadın demiş. Seni tanıdığımdan beri oturursun Bismillah, kalkarsın Bismillah. Ne faydasını gördün bu Bismillah? Kadıncağız da böyle safi yani olur mu efendi demiş ya. Bak ben Bismillah diyorum Rabbimi zikrediyorum. Bismillah diyorum Allah'a sığınıyorum. Besmele ile başlanan iş güzel olur. Besmele ile açılan kapıdan şeytan giremez filan. Hakikaten bu da böyledir ha. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki evinize girerken Bismillahirrahmanirrahim dediğiniz zaman şeytan avanelerine döner der ki bu evde size yer yok. Ama içeri girdiniz, yemeğe oturdunuz, Bismillahirrahmanirrahim de dediniz. O zaman şeytan avanelerine döner ve de yani yardakçılarına, evlatlarına, yanındakilere avane döner ve der ki bu evde size yemek de yok.
Ama adam eve girerken besmeleyi çekti. Sofraya otururken besmele çekmedi. Şeytan döner dermiş ki yiyin için ama burada size yatış yok. Kalamazsınız. Ortak olurlarmış besmele çekmeden oturulan sofraya. Ama adam hem yemekte besmele çekti, hem eve girerken besmele çekti. Dermiş ki burada size yemek de yok, yatış da yok. Yok düşünün şimdi hani evin içerisindeki huzursuzluk. Sen zannediyorsun ki ben şöyle yaptım da hanım da böyle yaptı. Çocuk şöyle yaptı da ben de şöyle yaptım filan. Yok. Orada işte bir besmelesizlik var. Bir şey var da ondan oluyor. Şeytan ona öyle diyor, buna böyle diyor, şunu şöyle yapıyor filan. Bir ortalığı karıştırıyor. Dolayısıyla kapıdan içeri girerken de besmele. Diyor ki kadın kocasına. Ben diyor işte besmele çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimi zikrediyorum. Allah adıyla saklanan şey kaybolmaz. Allah onu muhafaza eder. Falan. Onun için besmele var hayatımda. Adam da demiş şu bizim Safa demiş bir ders vereyim ben. Aklınca. Bir kese altın çıkarmış. Demiş ki şunu sakla demiş sana zahmet. Ben sonra lazım olunca senden isterim. Kadıncağız almış. Hay hay efendi. Böyle bir sandık var. Kilitli. Açmış. Bismillahirrahmanirrahim demiş. Kilidi açmış. Bismillahirrahmanirrahim demiş. Keseyi koymuş. Kapatmış. Adam ona ders verecek ya. Kadından habersiz gitmiş. Sandıktan keseyi çıkartmış. Eskiden böyle evlerin altında sarnıç olurdu. Ben gördüm. Anadolu'da hala var olan eski evler var. Kullanılmıyor ama böyle bir kapağı açıyorsun. Aa altta bir sarnıç var. Böyle o yağmur sularını topluyorlar. Evin altında birikiyor. O kurak zamanlarda evin ihtiyacını görüyor. Su deposu. Şimdiki su deposunun o zamanki hali. Adam keseyi almış sandıktan sarnıca atmış. Kapatmış. Ertesi gün karısına dönmüş. Demiş ki sana bir kese altın verdim. O lazım o bir al gel bakalım. Hay hay efendi demiş kadıncağız. Gitmiş böyle. Bismillahirrahmanirrahim demiş. Sandığı açmış. Elini uzatmış. Keseyi almış. Bak kese su damlıyor keseden. Allah Allah demiş. Bu sandığın içine arkadaş bu su da nereden girdi? Nasıl oldu filan böyle bir hayrete düşmüş. Efendi buyur demiş. Adam bakmış ki kadın bir kese altını getirdi üstünden de su damlıyor. Estağfurullahalazim demiş. Aman yarabbi. Ben ettim sen etme. Bu hadise vesilesiyle o adamcağızın tövbekarlardan olduğu, hidayete eriştiği rivayet ediyor. Cenab-ı Mevla işte karısının Bismillahirrahmanirrahim'inin bereketiyle o müptezele de hidayet nasip etmiş. Bak işte bu da besmelenin faziletine dair zikredilmesi gereken bir şey. Besmeleyi de hani güzeldir. Taklit ile söylemek de güzeldir. Bismillahirrahmanirrahim dedin. Taklit ile söyledin. Bak bu da güzel. Ama keşke hakikatine ererek söyleyebilsek. Ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Cenab-ı Hakk'ın rahmanlığı bu dünya, yeryüzü, bu alem için geçerli malum. Rahman bütün kullarına şefkat eden, bütün kullarına merhamet eden, bütün kullarına rızık veren, bütün yarattıklarına inayet eden, ihsan eden bu demek. Rahim sadece Müslümanlara. Nerede? Ahirette. Onları bağışlayacak olan, affedecek olan, keremiyle cennete koyacak olan, cemaliyle müşerref edecek olan. Rahimiyeti sadece mümin kullarına, rahmanlığı bütün kullarına. Allah eğer rahman olmayıp da sadece rahim olsaydı, kafirler bu dünyadan bir yudum su bile içemezlerdi. Alacaklar hiçbir şey olmazdı. O rahman işte onların da rızkını verecek, sağlık verecek, sıhhat verecek, evlat verecek, devlet verecek, hatta fazlasını da verecek. Öyle ki bakıp diyeceksin ki bu kafirlerde ne kadar çok var. Böyle verecek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya müminin zindanı kafirin cennetidir. Hadis-i şerifinin de hikmeti aşikar ola ortaya çıka. İşte Bismillahirrahmanirrahim dediği vakit insan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlarım diyor. Bunu manasını bilerek kalbinde his. Bak bir şey anlatayım size. Muzaffer Uzak Efendi Hazretleri'nin hocalarından birisinin anlattığını rivayet ederek söylüyor. Diyor ki vaktiyle Cerre çıkmıştım diyor. Makedonya'ya gitmiş. Ohri. Ohri çok güzel bir şehirdir. Özledik orayı da belki bu sene nasip olur gideriz. Ohri göl kenarı. Safalı bir mekandır. Ohri'de Cerre çıkmış adam. 3 gün besmeleyi anlatmış derslerinde. Besmelenin fazileti. Besmele. 3 gün anlatmış.
Oranın da ahalisinden saf bir Müslüman Ramazan günü hocam demiş bir gün bize iftara buyursanız. Hay hay demiş evladım sen ikindi namazından sonra gel beraberce gidelim. Onlar şehrin bu tarafında oturuyorlar. Davet eden kişi de gölün öbür yakasında yaşıyor. Hay hay demiş. İşte iş bitmiş, namaz kılınmış filan. Adamcağız gelmiş hoca efendinin yanına. Hocam demiş buyurun beraber gidelim iftara. Gölün kenarına gelmişler, durmuşlar. Hoca demiş ki nasıl gideceğiz? Hocam sen demedin mi Bismillahirrahmanirrahim deyince insan suyun üstünde de yürür. Biiznillahü teala. Ben senin bu sohbetini dinlediğimden beri bu gölün kenarına gelirim. Bismillahirrahmanirrahim derim. Yürür geçerim. Beraber demiş geçelim. Çünkü gölün etrafından dolaşsak iftara yetişemeyiz. Az vakit kaldı. Kayık vesaire bir şey de yok. Biz demiş besmelemizi çekip yürüyelim. Öyle deyince hoca ulan demiş eyvah. Şimdi öğretecek kadar bilgisi var da. Ah. Hani hatırlayın o hadis-i şerifi. Alimler helak oldu. İlmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler helak oldu. İhlasla amel edenler müstesna. Bilmek yetmiyor. Bildiğini eylemek de gerekiyor. Bilip eylemek yetmiyor. Onu ihlasla yapmak gerekiyor. Şu adamcağız ihlasla almış o ümmi haliyle Bismillah diyor. Yürüyor suyun üstünde. Ama hoca biliyor da o besmeleyi çekecek durumda değil. Ne yapsın garip? Demiş ki ya ben çok yoruldum demiş bugün. Sen demiş şöyle beni de sırtına alsan sana zahmet. Misafirinim. Beni de sırtında götürsem. Hay hay demiş köylü hafif bir tebessümle. Muzaffer Efendi Hazretleri öyle anlattı. Hafif bir tebessüm etmiş. O da anlıyor belki mevzuyu. Hocayı almış sırtına. Bismillahirrahmanirrahim demiş. Yürümüş. Bu işte böyledir. Hazreti Cüneyt benzer bir menkıbe anlatılır. Ya uçmak, kaçmak, su üstünde yürümek filan bunlar böyle çok matah şeyler değildir. Ya lan ben de yürüsem ben de ne yapacaksın? Ya balıklar yüzüyor, kuşlar uçuyor, sinekler de uçuyor filan. Sen insan ol. Toprağa basmak önemli. Asıl olan istikamettir. İlahi ente maksudi ve rıdayke matlubi. Kabul, eyvallah. Ama bunlar da böyle bu işin lezzetine dair insana bir şeyler veriyor. Hazreti Cüneyd'e birisi geliyor. Karşıya geçecekler. Gene böyle bir nehir kıyısı. Demiş ki gel tut elimi. Ben demiş zikrederek yürüyeceğim. Sen de ki şeyhin dediği gibi. Hay hay demiş adam. Hazreti Cüneyd Allah 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 diyor. Adamcağız da demiş ki şeyhin dediği gibi, şeyhin dediği gibi, şeyhin dediği gibi. Böyle suyun ortasına gelince adam demiş ki niye şeyhin dediği gibi diyorum ki. Ben de diyeyim Allah. Allah demeyi biliyorum. Başlamış Allah 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 Allah. Adam batıyor. Hazreti Cüneyd tutmuş eline çıkarmış. Demiş ki ya sen şeyhin dediği gibi de. Çünkü zahiren sen dilinle Allah dedim zannedersin de o sıra kalbin ne diyor? Onun manası senin kalbinde nasıl tecelli etti? Ne kadar var, ne kadar yok? Bir sürü bir şey bilmediğimiz hususlar. Onun için onu dediği gibi. Zaten sen onu diyebilecek duruma gelince şeyh, hakikatli şeyhse sana der ki evlat bırak benim dediğimi kendi bildiğin gibi de. Sen de başlarsın Allah, Allah, Allah deme. Şimdi hadis-i şerifte diyor ki efdalü zikru la ilahe illallah. Zikirlerin faziletlisi la ilahe illallah sözüdür. Mesela Nakşi meşayihi kiramı bu la ilahe illallah zikrini hemen başlatmazlar da önce bir lafzayı celal telkin ederler müridanına. Ondan sonra nefyu ispat adı ile la ilahe illallah zikri çekmesini salık verirler. Niye? Öncesindeki lafzayı celal zikri kalbi o la ilahe illallah hakkını vererek söyleyecek kıvama getiriyor. Maya tutturuyor. Eftal olan zikre gitmek için o yolculuktan geçmek gerekiyor. Neyse işte o adamcağız da hocayı sırtına almış iftara yetiştirmiş. Nasıl söylediğin önemli. Ama öyle söyleyemiyorum diye hepten de terk etmemek lazım. Besmele'yi üstelik sadece söylemek değil yanımızdakilere de evladımıza, çoluk çocuğumuza, aile efradımıza da telkin etmek icap eder, öğretmek icap eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Selman-ı Farisi radıyallahu anh'la bir kabristanın yanından geçiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz müteessir olmuş, mahzun olmuş. Hazreti Selman dikkatini çekiyor ama bir şey sormuyor. Dönüp gelirlerken gene aynı kabristanın yanından geçiyorlar. Efendimiz mütebessim bir çehreyle oradan geçiyor. Hemen soruyor diyor ki ya Resulallah ne oldu? Ben fark ettim. Gelirken mahzundunuz şimdi tebessüm. Diyor ki burada bir adamcağızın kabir azabına düçar olduğunu gördüm, mahzun oldum. Dönüşte de aynı adamın kabir azabının kaldırıldığını gördüm. O sıra Cibril-i Emin yetişti. Dedi ki ya Resulallah
Bu adamın bir çocuğu vardı ufak yaşta. O Bismillahirrahmanirrahim sözünü öğrendi bugün. Onun o sözü öğrenişinin hatırına Cenab-ı Hak bu adamın azabını hafifletti. Bak evlatlarınıza da öğretin. Bir hadis-i şerif olduğu rivayet ediliyor. Bir hoca, çocuğumuz geldi 3-4 yaşına aldık. İşte bir hoca efendiye yazın kurslar falan oluyor götürülüyor ya, götürdük. Hoca da çocuğa Bismillahirrahmanirrahim dedi. Çocuk da hocanın dediğini tekrar etti. Bismillahirrahmanirrahim dedi. İşte o anda diyor, o çocuğun annesinin, babasının ve hocasının cehennemden azad oluşuna dair ferman çıkarılır. Bu kadar önemli. Bu kadar önemli. Ne dedik? Başa dönelim. Helal işlerde, hayırlı işlerde besmele. Müslümanların besmele ile tanışması Neml suresiyle olmuş. Neml suresinde malum o Hütüt gelmiyor. Neml vadisini geçtikten sonra Hazreti Süleyman soruyor, neredeydin diyor. Bunu anlatmıştık daha evvel. Belkıs'tan bahsediyor. Hazreti Süleyman dediğin doğruysa diyor, şu mektubu al götür de yalancılardan olmadığını anlayalım. İşte o mektuba Süleyman'dan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlıyor. Belkıs diyor ki mektup Süleyman'dan geliyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an-ı Kerim'in içinde Neml suresinde Bismillahirrahmanirrahim ifadesi bu surette geçiyor. Fatiha'nın başında da olması itibariyle Besmele'yi Fatiha'dan bir ayet olarak zikreden alimler de olmuş. Diğer bütün surelerin başında da var malum Besmele. Bir tek yerde yok. Tevbe suresinin başında yok. Olmamasının sebebini şöyle ifade ederler. Bu olsa gerektir derler. Enfal suresinin devamı mesabesinde bir sure. Tevbe suresi. Enfal suresi müşriklerden bahsediyor. Onların yaptıklarından bitiyor. Tevbe suresi de tam bununla alakalı devam ettiği için diyorlar ki orada Bismillahirrahmanirrahim yok. Çünkü müşriklere tazir var, münafıklara tehdit var, müşriklere bir savaş ilanı var. Böylesi bir ayetle başlayan surenin başında Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim oluşu zikredilmemiş. Bakın burada da bir detay hatırlatalım. Mesela okçu ok atarken Bismillahirrahmanirrahim demez. Ne der? Bismillah der ve atar Allah'ın adıyla. Çünkü savaşta düşmana ok atıyorsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dersen, Rahman olan Allah'ın ok attığın kişiye de merhameti var. Ola ki isabet etmez. Onun için sadece Bismillah yahut da kurban kesilirken Bismillahi Allahu Ekber denir. Gene Bismillahirrahmanirrahim denmez. İşte bu surenin de benzer bir sebepten dolayı Besmele ile başlamadığı rivayet ediliyor. İbn Abbas radıyallahu anh, İmam Ali kerramallahu veçhe bunun niçin böyle olduğunu sorunca Hazreti İmam diyor ki Besmele'de eman ve emniyet vardır. Fakat bu sure kılıçtan ve müşriklerden bahsediyor. Onun için Besmele ile başlamadı. Ha şu akla gelebilir belki, Kur'an-ı Kerim okumaya başlayacağız. Açtık, Tevbe suresi geldi. Oradan başlayacağız, Besmele çekmeyeceğiz mi? Şunu tavsiye etmişler. Sadece istiaze. Euzu billahi mineşşeytanirracim de besmelesiz okumaya başla Tevbe suresini diye ifade etmişler. Hülasa-i kelam, insan hayır işlere başlarken Bismillahirrahmanirrahim derse o iş bereketli olur. O iş Allah-u Teala'nın muhafazası emanı altında olur. O iş güzel bir netice ile sonuçlanır, sonuçlanması umut edilir. Dolayısıyla eve de girerken, arabaya da binerken, sofraya da oturunca, bir işe de başlarken, hayırlı olan her bir şeye Bismillahirrahmanirrahim diye başlamak güzeldir. Vesselam. O zaman Bismillahirrahmanirrahim deyip size bir kitap tanıtayım. Gazze'li bir sufi. Gazze, bağrımızın kanayan yarası. Bazen böyle görüyorum sosyal medyada, şurada burada. Abi niye Gazze ile alakalı? Abi niye Gazze ile alakalı bir şey söyle? Ya söyleyeceğimizi söylüyoruz. Yapabileceğimizi yapmaya gayret ediyoruz. Ama söylemekle de bir şey olmadığını artık gördük. Tamam, diri tutalım, yapalım. Elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Fakat burada da
Gazze'yle dert eden kimselerin, Gazze'yi dert eden kimselerin bir başkasının niçin Gazze'yi dert etmiyorsun diye kınaması uygun bir şey değil. O kadarcığını söyleyeyim. Sen dert et. Ama bir başkası sen dert etmiyorsun falan diye onu afişe etme, derdine düşme. Çünkü onun dert edip dert etmediğini sen bilmiyorsun. Yani bir insan dert ettiği her şeyi sosyal medyada paylaşmak zorunda mı? Belki de paylaştı, sen görmedin. Üstelik sen dert et de başkasını kınama. Arz edebilirim. Neyse. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Yok işte, görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Üniversiteler protesto ediyor. Şimdi bu yabancı devletlerin Norveç, İspanya vesaire Filistin'i devlet olarak tanıma düşüncesi, o elhamdülillah güzel bir şey. İnşallah bir hayra vesile olur. İnşallah buradan bir netice doğar. Sadece Müslümanlar değil, vicdanlı bütün insanlar Gazze'yi dert ediyor, dert ettiğini ortaya koyuyor. Bunlar çok güzel işler ama Cenab-ı Hak onları muvaffak etsin, muhafaza etsin, yardımcıları olsun. Görünen o ki Allah-u Teala'dan başka kimseleri yok. Ve Allah onlara bu zulmü layık görenleri de kahru perişan eylesin. Niyazımız o. Gazze'li bir sufi, Niyaz-ı Mısri Hazretlerinin rahmetullahi aleyh ser halifesi Ahmet Gazzi Hazretlerinin hayatını Abdülrezzak Tek Hoca kaleme almış bir biyografi tadında çok güzel bir eser. Meraklısı okuyuversin efendim, bakıversin. Gazze ile irtibat biraz da böyle olur. Sen Gazze'den kalk gel, ilim tedrisiyle meşgul ol İstanbullarda. Sonra git Bursa'ya yerleş. Bursa'da Niyaz-ı Mısri Efendimiz'le tanış. Ondan sonra intisap et. Sonra onun ser halifesi ol. Ondan sonra Mısriye kolunun yürüyüşünde 40 sene hizmet et. Büyük bir zat-ı şerif. Allah derecatını al. Acı gerçi kitapta ben de fark ettim. İşte tekke zaviye kanunu vesaire. Tekke yıkılmış. Kabir yeri bile belli değil. Mezar taşı yok Hazretim. Öyle. Allah'a emanet. Erenler ve dahi erenlere gönül verenler. Eyvallah. Akçadağ grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.